Merhaba kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim, Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarif hazırlayacağız. Yapacağımız tarif kemik suyu çorbası. Tabii ki kemik suyuyla beraber bir de et haşlayacağız. Bununla güzel bir şifayen çorba hazırlayacağız. Havalar soğumaya başladı. Artık kemik ve iliğin etle birleşmesiyle tabii ki buna sebze kökleri ve limon aroması da katacağız. Güzel bir et suyu çorbası kemik ile beraber hazırlayacağız. Öncesinde kemik ve etlerimi soğuk suda yaklaşık 2 saat bekletmiştim. Şöyle soğuk suda 2 saat beklettikten sonra kaynar suyun içerisine attım. Görmüş olduğunuz gibi kemiğimiz ve içerisinde et parçaları. Kaynamaya bıraktım ocağa. Şimdi bunun içerisine tuzunu ve sebzeleri ilave edeceğim. Yaklaşık 1 saat kadar düdüklü tencerede kaynatacağım. Eğer ki düdüklü tencereniz yoksa bunu normal tencerede 2 saat kaynatabilirsiniz. Şimdi ocakta kaynatmış olduğumuz kemik ile etin içerisine katacağımız malzemeler 1 adet limon, ortadan ikiye böleceğiz. Kemik suyunun içerisine atacağız. Bir baş kuru soğan. Şöyle bir demet maydanoz kökü ve tuz ilave edeceğiz. Bunları kemik suyuna ilave ettikten sonra yaklaşık 1 saat kadar düdüklü tencerede kaynatıyoruz. Ardından çorbanın sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Sosu için de şöyle görmüş olduğunuz gibi 1 çay kaşığı zerdeçal, 5 çorba kaşığı un ve 2 çorba kaşığı sıvı ayçiçek yağı. Bunlarla da çorbanın sosunu hazırlayacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi kemik suyumuz artık kaynamaya başladı. Berrak bir rengi var. Bu berrak olmasının rengi şöyle. Biz bunu yaklaşık 2 saat soğuk suda bekledik. Kemik ve et parçacıklarını soğuk suda beklettiğimiz için içindeki bütün kanı dışarıya bıraktı. Daha sonra süzdük, tekrardan yıkadık onları. Aslında aklıma gelmedi. Aklıma gelseydi başta onları da size gösterdim. Sonradan aklıma geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Berrak bir renk aldı. Şimdi de diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Şöyle 2 parça limonumuzu ilave ediyoruz. Bir demet maydanoz kökümüz vardı. Onu ilave ettik. Şöyle soğanımızı 4'e böldük. Bunları da ilave ediyoruz. Güzel bir kemik suyunun hazırlanması için. Burada 1 kilogram et vardı. Haşlamalık et vardı. Bir adet de kaval kemiği almıştık kasaptan. Buna göre yaklaşık 7 litre su. 7 litre suyla kaynatıyorum ben bunu. Şimdi tuzumuzu da ben burada 1,5 çorba kaşığı tuz ilave ediyorum. 1,5 çorba kaşığı tuz. Tuzumu ilave ettim. Şimdi yaklaşık 1 saat çorbamı kaynatacağım. Şimdi çorba hazırlanıyor. Kemik suyumuz yavaş yavaş kaynıyor. Tabii ki bunun altını kısacağım ben şimdilik. Düdüklü tenceresinin kapağını kapatacağım. Görmüş olduğunuz gibi altını kıstım. Minik minik kaynamaya başladı. Şimdi düdüklü tencerenin kapağını kapatacağım. Düdüklü tenceremizi koyduk. Şimdi kapağını kilitliyoruz. Çat sesini duyduğunuzda kilitlenmiş oluyor. Düdüklü tencereniz, tabii sizin evdeki düdüklü tencerelerinizi bilemiyorum. Her düdüklü tencerenin kendine göre bir özelliği var. Şimdi altının ayarına da bakıyoruz. Şöyle kısık bir şekilde 1 saat kaynıyor. 1 saat kaynadıktan sonra düdüklü tenceremizin ağzını açıyoruz ve etlerimizi kontrol ediyoruz. Etlerimiz dağılacak bir şekilde geldiyse çorbamızı hazırlamaya başlayabiliriz. O arada kemiklerin içerisindeki ilikler de güzel bir şekilde dağılacak. Tabii ki asıl aromayı o iliklerden alacağız. Bu Covid
hastalığına karşı da gerçekten güzel bir savunma mekanizması. Çünkü içerisinde soğan aroması var, limon aroması var, maydanoz aroması var. Sarımsak da tercihinize göre, ben kullanmadım. Sizler tercih ederseniz sarımsak kullanabilirsiniz. Evet kıymetli takipçilerim, düdüklümüzün altını kapattık. Bir 10 dakika kadar bekleteceğiz düdüklümüzü kapattıktan sonra. 10 dakika sonra kapağını açacağız. Açarken havasını kontrol etmeyi unutmayın. Ben biraz havasını tahliye ettim tabii ki. Ama siz de altını kapattıktan sonra, 10 dakika süre geçtikten sonra muhakkak havasını kontrol edin. Düdüklümüz orada yaklaşık bir 10 dakika duracak. Şimdi bir tencere aldık, balon bir tencere, herhangi bir tencere de alabilirsiniz. Şimdi bunun içerisine sıvı ayçiçek yağımızı ilave edeceğiz. Ardından zerdeçalımızı ilave edeceğiz. Daha sonra unumuzu ilave edip çorbamızın sosunu hazırlayacağız. Şöyle sıvı ayçiçek yağı, 2 çorba kaşığı. Çünkü yağ az kullandım. Etin kendi yağı da olacak. Kemik suyunun o ilik aroması, o da fazla ağır olmasın diye 2 çorba kaşığı yağ kullandım. Şimdi de zerdeçalımı ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın zerdeçal hemen rengini vermeye başladı. Zerdeçal görmüş olduğunuz gibi yağ. Şimdi bunu biraz da ateşe alacağım. Ateşte daha çok rengini verecek. Evet ocağımın altını yaktım. Altını kısıyorum güzelce hemen. Hafif yağ biraz ısıtacağım ki zerdeçal tamamen kendi rengini versin. Bakın zerdeçal yavaş yavaş rengini bırakıyor. Şimdi bu aşamadan sonra unu ilave edeceğim. Evet, 5 çorba kaşığı unum vardı. Unu da ilave ettim. Görmüş olmuş gibi yavaş yavaş rengini almaya başladı. Şimdi güzelce ben yağıyla yediriyorum unu. Birazcık daha yağ ilave edeceğim. Eğer ki baktınız ununuz hullanma yaptı, topak topak oldu. Biraz daha yağ yardımıyla şöyle tekrar karıştırıyorsunuz. Yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi birbirini topluyor. Kısık ateşte yaklaşık 5 dakika bu şekilde kavuruyoruz. Ateşinizin çok küçük olması gerekiyor. Şimdi kavrulması yeter. Kemik suyunu hazırlayıp ilave edeceğiz. Evet kıymetli takipçilerim, etimizi haşladık. Şöyle görmüş olduğunuz küçük küçük doğradık. Elinizle didikleyebilirsiniz, bıçak yardımıyla doğrayabilirsiniz. Tabii ki diğer yandan da kemik suyumuz hazır burada. Şimdi bu kemik suyunu güzelce hemen süzdük, süzgeçten geçirdik. Şimdi bunu kavurmuş olduğumuz zerdeçallı unun içerisine ilave edeceğiz. Evet, kavurmuş olduğumuz zerdeçallı una kemik suyunun 1/4'ünü ilave ediyoruz öncelikle. Çıkma teliyle güzelce hemen karıştırıyoruz. Çünkü o içerisinde unlar topak topak kalmaması için öncelikle 1/4'üyle açıyoruz. Daha sonra kalan diğer kısmını komple ilave ediyoruz. Tuzuna bakarsanız, ben tuzuna baktım, benim için yeterli. Eğer sizin için yetersiz geliyorsa biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. Şimdi ocağı alıyorum. Ocakta güzelce kaynatacağım ben bunu.
Evet, çorbamızın sosunu hazırladık, ocağa koyduk. Şimdi ocakta kaynamaya bıraktık. Arada da karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Her an altına yanabilir. Yapmış olduğumuz çorba, kemik suyu çorbası. Et parçacıklarıyla beraber. Mantık olarak baktığınızda kelle paçayı da anımsatabilir. Aslında kelle paçayla hemen hemen aynı aromayı da ve aynı özelliği taşıyor. Çünkü zaten kelle paça hem kelle eti ve ilikle beraber kaynatılıyor. Ama bu kelle etiyle değil, normal bildiğimiz etle beraber. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Ara ara karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Birazdan da çorbanın sunumu nasıl olur onu göstereceğim size. Evet, çorbamız fokur fokur kaynamaya başladı. Şöyle bir iki karıştırıyorum. Dediğim gibi biz baktık, bizim için tuzumuz yeterli ama sizin için yetersizse biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. 7 litre su yapmıştım. Suyun bir kısmını kullandım, bir kısmını da başka bir zamana bıraktım. Sizler de evinizde soğutup poşetlere koyup buzdolabına derin dondurucuya atabilirsiniz daha sonra kullanmak için. Ben yarısını kullandım, yarısını kullanmadım. Evet, çorbamın kaynama işlemi tamam. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş şöyle köpürmeye başladı iyice. Altını kapatıyoruz. Evet, çorbanın sunumu için öncelikle şöyle bir kase kullanmayacağız. Geniş bir tabak kullanacağız. Bu tür çorbalar daha çok geniş tabaklarda keyifli oluyor. Bir nevi haşlamayı bize anımsatıyor. Şöyle biraz etimizi çorba kasesi veya da şöyle geniş bir tabağa koyabiliriz. Daha sonrasında ise yapmış olduğumuz kemik suyunu üzerine ilave ediyoruz. Bir de sosumuz var. Şöyle güzel bir sosumuz var. Kırmızı biberden, toz biberden elde ettiğimiz. Şunu da hafiften üzerine gezdirebilirsiniz. Evet, çorbamız sunuma hazır. Yanında güzel bir roka ve limonla beraber çorbanızı afiyetle içebilirsiniz. Özgün Şef YouTube kanalını takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıklı, afiyetli günler diliyoruz.